Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. Sınıf Matematik Atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 43. Birinci sorumu büyütüyorum. Yanda verilen dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden tahmini olarak aşağıdakilerden hangisidir demiş. Uzun kenarı 2 tam %99 cm çarpı. Kısa kenarı 0 tam %49 cm. Bunları yuvarlayalım. Burası 3'e yuvarlanır. Burası 0 tam 10'da 5'e yuvarlanır. Yani tahmini olarak alanını 1 tam 10'da 5 cm kare olarak bulduk. Çarpımları 7 tam 10'da 2 olan iki sayıdan biri 0 tam %9 olduğuna göre diğer sayıyı istiyor. Diğer sayıyı bulabilmek için 7 tam 10'da 2 0 tam %9'a bölüyorum. 7 tam 10'da 2 72 bölü 10'dur bölü 0 tam %9 9 bölü 100'dür eşittir. Birincisine aynen yaz ikincisine ters çevir çarp sıfırlar geçsin. 72 ile 9'u sadeleştirdim. 8. 8 çarpı 10'dan cevabım 80 oldu. Birer kilogram fiyatları yanda verilen ürünlerden 2,5 kilogram elma, 3,5 kilogram armut olan bir kişi ne kadar öder diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 2,5 kilogram elma. Elmanın fiyatı 10 TL'ymiş. 10 ile çarpıyorum. Burası 25 TL olarak geldi. 3,5 kilogram armut. Kilogram fiyatı 15 TL çarptığım zaman 52,5 TL olarak geldi. Bu ikisinin toplamı 25 artı 52,5 ton 77,5 TL olarak gelir. Yanda verilen dikdörtgen biçimindeki tarlanın çevresine iki sıra tel çekilecektir. Buna göre çekilen telin uzunluğu. Arkadaşlar şimdi bir sırada ne kadar tel çekileceğini bulacağız. Bir sırayı bulabilmek için çevre uzunluğunu bulmamız lazım. Kısa kenar artı uzun kenar. 3 tam onda 7 metre yapar. Bunu 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 3 tam onda 7 metre. 7 tam onda 4 metre yaptı. 1 sıra tel 7 tam onda 4 metre. 2 sıra tel ise 14 on tam onda 8 metre olarak geldi. C şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Bir kenar uzunluğu verilen özdeş eşkenar üçgenlere göre şeklin çevre uzunluğunu istemiş arkadaşlar bizden. Şimdi bir kenar uzunluğu 2 tam %35 birimmiş. Kaç kenardan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yapıyorum? 2 tam %35 ile 10'u çarpıyorum. Buradaki virgülü 1 basamak sağa kaydıralım. 23 tam 10'da 5 birim olarak buldum cevabımı. 48 metre uzunluğundaki çubuk özdeş parçalara ayrılırsa kaç parça çubuk elde edilir? 48'i arkadaşlar 0 tam %16'ya bölüyoruz. 48'i 48 bölü 1 olarak yazdım. Bölü 16 bölü 100 yaptım. Eşittir. Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. 16 ile 48 sadeleşti. Işte 3. 3 çarpı 100'den 300 tane çubuk elde edileceğini buldum. 20 birim uzunluğundaki bir çubuktan görseldeki gibi 5 tane özdeş parça kesildiğinde kalan kısmı istiyor yani soru işaretini istiyor bizden iki buçuk ile arkadaşlar 5'i çarpıyorum 12 buçuk birim yaptım tamamı 20 birimmiş 20'den 12 buçu çıkardım Burası 7,5 buçuk birim olarak geldi soru işareti yedi buçuk birim arkadaşlar dedik devam edelim. 100 kilometrede 7 tam onda 2 litre yakıt harcayan bir otomobil 350 kilometrede kaç litre yakıt harcar demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce 350'yi 100'e bölüyorum. Burası 3,5 yaptım. 3,5 yani 30 pardon 3 tam onda 5'i 7 tam onda 2 ile çarpıyorum. Ve de 25 tam onda 2 litre yakıt harcayacağını buldum. Hafta içi her gün 11,5 TL, hafta sonu her gün 12,5 TL harcayan bir kişi bir haftada ne kadar harcar? Hafta içinde 5 gün var. 5 çarpı 11,5'tan hafta içinde 57,5 TL harcıyor. Hafta sonu her gün 12,5 TL harcıyormuş. Hafta sonunda 2 gün var. 12,5 ile çarpıyorum. Burası 25 TL olarak geldi. Toplayalım. Hafta içi 57,5 TL, hafta sonu 25 TL. Buranın toplamı 82,5 TL olarak geliyor. Yukarıda verilen tabloya göre tablet alan bir kişinin ödediği toplam ücret şimdi arkadaşlar Taksit sayısı 10, bir taksit tutarı 250 tam onda 5 TL. Yani toplamda taksit ile 2.505 TL ödeyecek. Peşinatı 1000 TL'ymiş. Artı 2.505 diyorum. Yani toplamda 3.505 TL olarak buluyorum. Yanda verilen özdeş karelerle oluşturulan şeklin çevre uzunluğu 19 tam 16 cm olduğuna göre bir karenin alanı ne kadardır? Bakalım bu şeklin çevresi kaç tane kenardan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 19 tam 16, 19 tam 14'e bölüyoruz. Eşittir 19 tam onda 196 bölü 10 olarak yazdım. Bölü 14 bölü 1 eşittir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci kesri aynen yaz. İkinci kesri ters çevir çarp. 196'yı 14'e böldüğümüzde burası 14 olarak gelir. Yani 14 bölü 10'dan 1 tam onda 4 olarak buldum. Bir kenar uzunluğunu alanını istiyor bizden. İki kenar uzunluğunu çarpacağız. Bir tam onda dört ile bir tam onda dördü çarptım. Bir tam yüzde doksan altı santimetre kare olarak gelir. Dikdörtgen masanın uzunluğu görseldeki gibi ölçüldüğünde göre çıkan sonuç kaç santimetredir demiş. Bakın arkadaşlar altı tane karış. Bir karış uzunluğu on dört buçuk çarptığımızda 87 santimetre olacağını bulduk. Kalınlığı 7,5 metre olan kitaplardan 20 tanesi yandaki gibi 2 metre yüksekliğinde bir depoya konuluyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yükseklik ne kadardır? Şimdi kalınlığı 7,5 santimetre 20 tane üst üste konuluyor. Yani 150 santimetre oluyor. Kitaplığın yüksekliği 2 metreymiş. Bu 200 santimetre eşittir. 200 santimetreden 150'yi çıkardım. Böylelikle soru işaretini 50 santimetre olarak buldum. Paralel zeminde A noktasından B noktasına mavi çizgi üzerinden giden bir karıncanın gittiği yolun uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Bakın burası 3,5 santimetreymiş. Kaç tane 3,5 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 3,5 var. 7 çarpı 3,5 diyorum. 24,5 santimetre olarak geldi. Kilogramı 15 TL olan domates 1,5 kilogram ve kilogramı 10 TL olan karpuzdan belli bir miktar alan kişi 47,5 TL ödüyor. Buna göre karpuzdan kaç kilogram alıyor? Şimdi domatesin kilogramı 15 TL'ymiş ve 1,5 kilogram alıyor. Domatese 22,5 TL ödeyecek. Toplamda 47,5 TL ödemiş. 47,5'tan 22,5'u çıkarıyorum. Yani karpuza 25 TL ödediğini bulduk. Karpuzun kilogramı arkadaşlar 10 TL. 25'i 10'a bölelim. Böylelikle karpuzdan 2,5 kilogram aldığını bulduk. 3 tanesi 4,5 TL'ye alınıp 3 tanesi 7,5 TL'den satılan bir kalem ucundan elde edilen kar. Şimdi 7 buçuktan dört buçuğu çıkarıyorum 3 tanesinden 3 TL elde edilmiş bir tanesinden ne kadar elde edilir 1 TL dedik Böylelikle videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.